Konferans Ligi'nde iki temsilcimiz de bugün maçlara çıkacak ve biz de bu maçları sevgili Haldun Domaç'la birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Haldun abiye bir merhaba diyelim. Haldun abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Ömer. Kolay gelsin. Teşekkürler. Haldun abi istersen Fenerbahçe'nin maçıyla başlayalım. Fenerbahçe Spartak Trnava'yı bugün konuk edecek ve kazanması halinde grubuna yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Tabii liderlik hesapları da olacak ama önce önemli olan Fenerbahçe açısından kazanmak diyebiliriz herhalde. Evet, şimdi kazanma alışkanlığına başlayarak devam eden bir Fenerbahçe vardı. Arada bir süre böyle bir tökezlenme süreci oldu. Özellikle iki savunma oyuncusunun gitmesi, arkasından onların önünde baraj oluşturan iki oyuncunun gitmesi sonucunda bir anlamda Fenerbahçe'de sıkıntılı bir süreç başlamıştı. Ama o süreç atlatılmış gibi görünüyor. Özellikle Sivas maçı, işte sonrasındaki Norçalen maçı, sonrasındaki Sivas maçı, arkasından Beşiktaş maçı. Moral açısından baktığımızda Fenerbahçe'nin iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Spartak Trnava'nın da kendi liginde bir yükselişi var ki İsmail Kartal da bunu söyledi. Gerçekten de iyi noktadalar. Yani bir ivme yakaladılar. Ama sonuç itibariyle iki takımın yan yana koyduğumuz zaman performans olarak, güç olarak, kalite olarak, bireysel beceri olarak baktığımızda net bir şekilde Fenerbahçe'nin önde olduğu bir maç olacaktır. Tabii ki eksikler var ama eksiklere rağmen, ki eksikler çok azaldı Fenerbahçe'de, onu da söylemek lazım. Eksiklere rağmen ben Fenerbahçe'nin favori olduğu bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum. Hatta erken bir gol bana hani ikili, üçlü, dörtlü farklı bir sonucun da getirebileceğini düşünüyorum. Ama şunu da vurgulamamız lazım. Avrupa'da oynadığınız her maç gerçekten zorlu. Hiç kimse Norçale maçının böyle biteceğini düşünmemiştir. Onu da özellikle söyleyelim. Ama erken golü farkı getirecek unsur olarak düşünüyorum. O golden sonra dikkatlerimizi grubumuzdaki diğer maça çevireceğiz. Buradan Fenerbahçe lider olarak da çıkabilir. Ben öyle düşünüyorum. Lider olarak da çıkabilir. O maçta Ludogorets-Norşalem maçının da zor bir maç olduğunu söylemem gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim Ömer, sen sormadan önce. Hani bugüne kadar Fenerbahçe sürekli bir rotasyonla gitti. Her ne kadar hoca bu rotasyon değil dese de klasik 11'inin dışında bir yapıyla oynamıştı. Ama şimdi dikkat ediyoruz ki benim aldığım bilgiler, ki mutlaka muhabirlerimizden gelen bilgiler de bu doğrultudadır. Klasik 11'iyle oynayacak bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Tabii Haldun abi hafta sonu lig maçları oynanmayacak. O yüzden de biz de İsmail Hoca'nın tabii muhtemel 11'ini yani ligdeki muhtemel 11'ini Konferans Ligi'nde de kullanmasını bekliyoruz. Şunu da sorayım Fenerbahçe ile ilgili. Norşalant maçından sonra Sivasspor ve Beşiktaş maçlarıyla birlikte o toparlanma süreci, Fenerbahçe'nin çok çabuk rehabilite olması herhalde sezonun geri kalan bölümü içinde değil mi? Fenerbahçe'den çok pozitif bir gelişme olarak düşünebilir. Şimdi şöyle bakmamız lazım. Tabii ki bir futbol bir takım oyunu ama bu takım oyununu yücelten de bireysel beceriler. Şimdi bireysel becerili oyuncular eğer takıma liderlik yapmaya başlarsa bu takdirde bu tür travmaları kolay atlatıyorsunuz. Hani bu manada tabii ki zaman zaman eleştiriliyor olsa da Tadic'in, zaman zaman Dzeko'nun oyuna kattıkları, özellikle de şunu söyleyeyim, belki çok kişi hani bu noktada aynı fikirde olmasa da Fred'in dönüşü şöyle bir şans getirdi Fenerbahçe. Şimdi Fred, herkes şunu söylüyor, ya bir oyuncu mu Fenerbahçe? Hayır, bir oyuncu değil ama bazı oyuncular bir oyuncudan fazla işlev görüyorlar. Yani Fred'in işlev görme sebebi şu: hem savunmadaki o baraj ya da işte o kalkanı iyi oluşturuyor, hem de rakip ceza alanına giderken özellikle Tadic gibi, Dzeko gibi, Szymański gibi oyunculara da bir konfor alanı oluşturuyor. Onu söylememiz lazım. Yani Fred gibi bir oyuncuya karşı oynarken de rakip tedbir almak zorunda kalıyor. Bütün bunlara baktığımızda Fred'in daha öne çıkan ya da Fenerbahçe kimliğini öne çıkartan bir özelliğini net bir şekilde gözlemliyoruz. Onun için de yani bu aşağı doğru gidişin tekrar yukarı çıkışında bireysel becerili oyuncular ve lider özellikli oyuncuların çok çok önemli katkısı olduğunu söylemem gerekiyor. Haldun abi Beşiktaş'a da geçelim. Beşiktaş tabii çok önemli eksiklerle Lugano deplasmana gitti. Evet Beşiktaş Konferans Ligi'ne bugün veda edecek ama ne olursa olsun
kazanarak veda etmek önemli diye düşünüyorum ki o kazanma alışkanlığına da ihtiyacı olan bir takım Beşiktaş ama 16-17 civarı eksik kadro çok zor tamamlandı. Fakat herhalde fırsat olacaksa bazı oyuncular için değil mi böyle maçlar fırsat olacak. Çok doğru söylüyorsun. Yani bu tabii kadro elimizde o kadar karmaşık bir durum oldu ki kadroyu elimizde net görmemiz mümkün olamıyor bu manada baktığımızda. Karmaşık durum şuradan kaynaklanıyor. Mesela Demir Ege için, Semih Kılıçsoy için bunlar için gerçekten de çok önemli bir fırsat olacaktır diye düşünüyorum. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Bazen işte derler ya krizler fırsatları doğurur. O fırsatları kullanması gereken oyuncular var. Onu özellikle vurgulamam gerekiyor. Yani bu manada bakması lazım oyuncuların. Ancak şunu söylemek lazım. Herhalde bir takımın başına bundan daha olumsuz bir tablo gelmezdi. Onu özellikle söylememiz gerekiyor. Şimdi Mert yok, Omar Kole yok, Jason Fernandez yok. Yani bütün yokların arasına bir de bağırsak enfeksiyonuna yakalanan Ante Rebić var. Yani o kadar çok eksik. Haldun abi varları saysak daha aslında hızlı sayabiliriz. Öyle bir durum var yani. Bazen öyle söylenebilir. Evet yani gerçekten de öyle bir durum var. Yani bu kadar yokluğun içerisinde bazen Rıza Hoca'ya da haksızlık yapılıyor. Deniyor ki ya işte sürekli şikayet ediyor. Ya şu durumda bir antrenörün ah çok güzel her şey yolunda falan demesini beklemek gerçekten çok fazla iyimserlik olur. Onun için yani Beşiktaş'tan tabii ki sözün senin sorduğun sorunun başına dönelim istersen. Beşiktaş'tan mutlaka puan bekliyoruz, galibiyet bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Bu Beşiktaş'ın gruptan çıkması için değil. Ülke puanının bir şekilde yükselebilmesi, ülke puanına katkı, ayrıca kendi konumunu Avrupa'da daha iyi noktaya getirme konusundan baktığımızda da önemli olduğunu düşünüyorum. Ben yani Beşiktaş'ın Rıza Hoca da söylemişti. Yani biz oraya evet eksiklerle gidiyoruz ama ülke puanına katkı için gidiyoruz demişti ki çok da doğru bir tespit bana göre. Haldun abi Beşiktaş basın sözcüsü Feyyaz Uçar'ın açıklamaları vardı. 5 oyuncu Samet Aybaba'nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakıldı ama bu oyuncuları takımdan koparmak mümkün değil. Aslında bu oyuncular isterlerse hem haklarını arayabilecekler hem de kadroda devam edecekler dedi. Beşiktaş tabii bugünü konuşurken yavaş yavaş Ocak ayını da konuşmaya başladı. Bu havada değil mi bir kulüp için kolay değil. Belki buna Rıza Çalınbay Hoca'yı da dahil edebilir. Çünkü Rıza Hoca da devam edecek mi etmeyecek mi onunla da ilgili haberler yazılıp çiziliyor tabii. Şimdi bazen radikal kararlar takım içerisinde olumlu sonuçlar getirebilir. Yani bu kim olursa olsun. Zaten Abubakar konusunu ben çok önceden dillendirdiğim için, konuştuğum için bu yaptığı davranışların çok önceden büyük şef pozisyonu Rozier ile beraber yaptığı bu önlemlerin çok önceden alınması lazımdı. İşte zaten burada önlemi alamazsanız sonrasında iş daha farklı bir boyuta geliyor. 365 milyon şimdi TL'ye mal olan bir durum. Şimdi Feyyaz Uçar'ın söylediklerine şöyle bir ekleme yapayım. Tabii ben de biliyorsun benim de yöneticilik dönemlerim olmuştu. O süreçten söylemek istiyorum. Bu 5 oyuncuya antrenör belirlemek zorundasınız ve onlara bir antrenman programıyla antrenman imkanı vermek zorundasınız. Takımla yapmaları mecburi değil. Ama takım yani takım içerisine çünkü takıma içerisine girerse yine karıştırabilirler ortamı. Onun için de şöyle yapıyorsunuz. Bu 5 oyuncuya diyorsunuz ki işte saat 14'te antrenmanınız var. Şu çerçevede yapacaksınız. Bu FIFA'nın, UEFA'nın bir talimatı. Yani oyuncuya sen kadro dışı kaldın hadi güle güle git diyemiyorsun. Ona bir teknik adam veriyorsun. Başlarında onları çalıştıracak bir hoca veriyorsun ve onlara bir antrenman saati ayarlıyorsunuz ve yeri ayarlıyorsunuz. Onu yapmak durumundasınız. Ama şunu söylemekte yarar var. Abubakar'ın daha önceden hani bu 4 aylık maaşı bir tehdit olarak giderim bak diye kullandığını zaten açıklamıştık. Rozier'in de bugün yaptığı bir iş değil bu. Sergen Yalçın'la da karşı karşıya gelmişti daha önce ki Sergen Yalçın ona şu sözlerle hitap etmiş. Ben olmasam sen burada olmazdın. Şimdi burada bayrak kaldırıyorsun diye. Yani işte böyle bir sözü de vardı. Netice itibariyle hani Beşiktaş'ta bu sezon belki feda edildi. Ama bazen bazı şeyleri feda ederek bazı şeyleri kazanabilirsiniz. Bence Beşiktaş bu manada kazanım tarafına yönelmesi gerekiyor. Çünkü bu oyuncuların bir kısmı da benim aldığım bilgiye göre ki sizde de vardır aynı bilgi. Zaten gitmek için hazırlık yapıyorlar işte.
Abubakar'a Suudi Arabistan'dan, Rozier'e Fransa'dan, bazı ülkelerden teklifler var. Umarım burada en az zararla Beşiktaş işin içerisinden sıyrılabilir. Çünkü kangrenleşmiş bir sorun vardı. Ha, bazı oyuncular bu kangrenin içerisinde değil, onu söyleyeyim. Onlar performansa dayalı olarak gittiler. Mesela Erik Bailly gibi, Gezal gibi oyuncuların performansları gerçekten çok kötü. Burada en büyük olay, en büyük sıkıntı Onana. Haldun abi, şunu da son olarak sormak istiyorum sana. Şimdi Beşiktaş geçen sezonu hatırlayalım. Devre arasında 5 transfer yapmıştı. Hatta o 5 transferden sonra sezon sonu birkaç transferle takımın yeni sezona hazır olacağı düşünülüyordu. Tabii öyle olmadı ama Beşiktaş'ın bu sezonki transfer politikası devre arasında sence nasıl olmalı? Yani hani birkaç transfer mi, sezon sonu yaz transfer dönemine daha fazla hamle mi? Yoksa gerçekten hani takımı biraz daha fazla ayağa kaldıracak 4-5 hamle mi geçen yılki gibi, yazın daha az hamle mi? Sence doğru planlama Beşiktaş için ne olur? Şimdi doğru planlama Beşiktaş için geçen sene yaptığının benzeri. Geçen sene 5 oyuncu aldı Beşiktaş, 4'ünden yüksek verim aldı. Hatta Maxim'den de verim aldı ama Maxim'in fiyatı yüksek olduğu için kalıcı olmadı. Yani diğer oyuncuların verimleri son derece yüksekti. Şimdi kış transfer dönemi zor bir transfer dönemidir. Ama kış transfer dönemi beraberinde fırsatlar da getirir. Onu da söylemek lazım. İşte hocasıyla uyumlu olmayan, oynama süresinde mutlu olmayan bazı oyuncular kulüp değiştirmek için bir fırsat ararlar. İşte bu manada baktığımda Beşiktaş bunu değerlendirmesi lazım. Zaten Rıza Hoca'nın da bir raporu var bu doğrultuda. Rıza Hoca stoper istiyor, orta saha oyuncusu istiyor. Daha çok böyle 8-10 olan bir oyuncu daha istiyor. Bir kanat oyuncusu istiyor. Yani 4-5 tane oyuncu. Şimdi Abubakar'ın gidişiyle de bir santrofor transferi de söz konusu olacak. Böyle bakmak lazım. Ben burada Beşiktaş'ın asgari 3-4 oyuncuyla takviyeyi yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer bu oyuncular gelir, oynamaya başlarsa siz önümüzdeki seneki kadroyu kurma konusunda en azından ilk adımları daha erken atmış olursunuz diye düşünüyorum. Haldun abi çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Bugün için de takımlarımıza başarılar dileyelim. Seninle güzel, keyifli bir sohbete imza attık. Çok teşekkür ederim. Ben de iki takımımıza da başarılar diliyorum. Yani ligden, gruptan çıkmak çok değerli olsa da gruptan çıkmanın ötesinde Beşiktaş'ın kazanması çok çok bizim için, ülke puanı için önemli. Fenerbahçe için de gruptan birinci çıkarsa bir aylık bir daha dinlenme fırsatı olacak. İki takımımıza da başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.